Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Yine bir salı ve yeni bir iyilik sohbetinde birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Çok özel konuğum geldi. Kendisi Selam. merhaba, hoş geldin. Tülay'cığım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tam giriş yapıyordum. Önce şu girişimi yapayım. Tabii ki. Azimli, cesur, hayallerinin peşinden giden harika bir kadın. Bugün bizlerle beraber olacak sevgili Tülahan. Benim de çok sevgili dostum, gazeteci, yazar. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki böyle bir sohbete katıldın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Arzucuğum. Pandemi günlerinde işte böyle canlı yayınları keşfettik. Değişik bir duygu oluyor. Aynen. Yani benim için de çok değişik çünkü hep sohbetler yaptık, röportajlar yaptık ama ilk defa sen benim konuğum oluyorsun. Benim için Evet. hiçbir anı gerçekten. Tülay'cığım, şimdi herkes seni tanıyor ve çok severek de takip ediyor. 25 yıllık bir gazetecisin. Hatta belki 25 yılı da aşmışsındır. Nasıl çıktın bu yola? Hayal Yaşımız çıkacak ortaya. efendim? Yaşımız çıkacak ortaya diyorum. Olsun, daha çok Zaten ortada. çok gençsin. Çok genç ve çok güzelsin. Nasıl bu yola çıktın? Nasıl hayallerinin peşinden gittin? Kimler sana ilham oldu? Ya aslında her dönemde farklı insanlar ilham oldu, onu söyleyebilirim. İlk ilham olan kişi teyzemdir. Çünkü teyzem çok okurdu, çok özel bir kadındı ve davası için mücadele eden bir insandı. Dolayısıyla özellikle kadın hakları, mücadele deyince aklıma ilk gelen teyzemdir. İşte 80 sonrası teyzem ne yazık ki birçok insanın başına gelen şey onun da başına geldi. İşte ben 13-14 yaşlarımı Mamak Cezaevinde onu ziyaret ederken hatırlıyorum. Mektuplarımız okunurdu. Dolayısıyla bir şeydi, güçlü bir kadını, çok güçlüydü. O mapus günlerinden bile bir mizah çıkarırdı. Ve hiçbir zaman vazgeçmedi, pes etmedi. Teyzem, anneannem diyebilirim. Anneannem bir göçmen kadını, Selanik göçmeni ve ailenin tek kızı ama buraya geldiğinde dedemin kollarına tam 7 evlat vermiş. Bir Maşallah. ikiz doğum, 6 doğum yapmış, 7 evlat vermiş. O da asla pes etmeyen bir kadındı. Yani etrafım benim hep güçlü kadınlar, pes etmeyen, vazgeçmeyen kadınlar oluşturdu. İlk onlar ilham verdiler ama diğer ilham kaynağım da tabii ki annemdir. Annem tutkulu bir kadındır. Yani salatayı bile tutkusuyla yapar. Hani Dolayısıyla böyle ilham veren kadınlar etrafında, onlarla büyüdüm. Ama babam bambaşka bir adamdı. O da annem gibiydi aslında. O da ilham veren biriydi ve çocukluğumuzda hep babamı şöyle hatırlarım. Gece, yani kaç yaşında olursak olalım, kalkar ve üstümüzü örterdi kardeşimle. Çok sevgi dolu büyüdük, sevgi dolu yetiştirildik ve hiçbir zaman kadın erkek ayrımı yapılmadan evde bir şeffaflıkla büyütüldük. Bu yüzden aileme, özellikle anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok iyi bir aile kültürü vermişler. Biz onları çocuklarımıza verebiliyor muyuz bilmiyorum. Çünkü şeyi çok önemserim ben. Hayatta söyleme, sadece yap, yaptığını görsün. doğru. Örnek ol, değil Her mi? söylediğin aynen öyle. Çok ilham veren insan var. Yani sonra meslek hayatımda Mehmet Ali Birant ilham verdi bana. Birant bizi bayağı ciddi çalıştırdı. Çok fazla çalıştırdı. Ama çok fazla da şey öğrendik Mehmet Ali Birant'tan. Kitabında şey diyorsun, benim çok hoşuma gitmişti o. Bir hayal kurdum. Hayalimde evimin önünden vapurlar geçecekti. Mehmet Ali bir anda çalışacaktım ve renkli televizyonda, değil mi? Renkli Evet. renkli ekranda çalışacaktım diyor. Evet, Bu evet. hayalinin peşinden Ankara'dan İstanbul'a geliyorsun. Yani daha Evet. kadar hoş bir hikaye ki bu. Hı. Onu biraz anlatabilir misin? Evet, Kaç o bir gerçek. O kurduğunda? gerçek. Yani şöyle zannediyorum 11 ya da 12 yaşındaydım.
Bir gün televizyon seyrederken, o zaman Mehmet Ali Birand TRT'de 32. günü yapıyordu ve gerçekten televizyonlar onun döneminde renkli olmaya başladı. Yani TRT'de siyah beyaz dönemdi o zaman. Ve şey demişim anneme, babama, ben bu kişiyle çalışacağım, Mehmet Ali Birand'la çalışacağım. İstanbul'da yaşayacağım. İstanbul'da akrabalarımız bile yoktu, yani yakın dostlarımız bile yoktu İstanbul'da. Ben gerçekten iki valizle İstanbul'a geldim. Ve şey demişim, yani evimin önünden vapurlar da değil, tankerler geçecek. Öyle bir hayal ki bu. Vizyalize ettim o hayali, ama şu an yaptığım belgeseli de önce kafamda çekiyorum bu belgeselleri. Beynimde çekiyorum. Ondan sonra gerçekleştiriyorum. Gerçekten Mehmet Ali Birand'la çalışma fırsatım oldu. Ki aslında o beni Cüneyt Özdemir'le beraber İletişim Fakültesi'nde okurken istemişti. Ama o zaman şunu söylemiştim ben. Önce gazeteciliği bilmem lazım. Yani basının, yazılı basın son derece daha zor, daha ilk adımdır. Yani yazılı basından sonra ben televizyonda olurum demiştim ve yine bana ilham veren Paris'te Sipa Pres'te Gökşin Sipahioğlu ile çalışma fırsatı buldum. Daha sonra Birant'la çalıştım ve İstanbul'da yaşadım. Hayalim de İstanbul'da yaşamak. 25 yıl olmuş İstanbul'da yaşayalı. Bana soruyorlar sen nerelisin diye. Açıkçası tam söyleyemiyorum. Yani büyüdüğüm yer Ankara, doğduğum yer Fransa, kendimi bulduğum yer İstanbul, nereliyim diye Sen dünya sorduklarında. dünya Efendim? vatandaşısın sen. Evet, öyleyiz galiba, öyleyiz. Yani sevmiyorum bir de bu hemşericiliği falan, nerelisin diye soru sorulmasını hiç sevmiyorum. O yüzden insan insan diye bakmak lazım. Nereli olduğuyla değil, ilgilenmemek lazım yani. Bir de sen gerçekten hem gazeteciliğin döneminde biz tanıştığımızda da sen Sipa Pres'teydin. Louvre sergiye gelmiştik. Orada Paris'te tanışmıştık yıllar yıllar önce. Yani Evet. o kadar uluslararası kariyer sonra Türkiye'de kariyer gazetecilik kariyerinden sonra gazeteciliğin farklı bir biçimi olan belgesel gazeteciliğine bir geçiş yaptın. Evet. Bunun Evet. nedeni neydi? Yani nereden yola çıktın böyle bir şey yapmaya ve çok da başarıyla yapıyorsun. Şöyle söyleyeyim, aslında bu insan yaratıcılığını açıkçası zaman içinde keşfediyor. Ben yaklaşık işte kaç yılıydı? 2010 yılıydı aslında. 40'ıma yaklaşırken bu kadın meselesine çok kafamı takmıştım ve 40'ında 40 kadın diye bir belgesel çektim. Bu biraz hobi niteliğindeydi. Biraz araştırmacı gazetecilik diyelim. İçeriği çok güçlü, teknik olarak çok iyi olmayan ama büyük etki yaratan bir belgeseldi ki teşekkür ederim, sen vesile olmuşsundur bu ilk belgeselimize ve Avon bize Avon Amerika'daki Avon sponsor oldu. Ve onunla ilk adımımı attım belgeselciliğe ki iyi ki öyle bir yola çıkmışım. Çünkü daha sonra basın çok ciddi bir sınavdan geçecekti ki basın hala ciddi bir şekilde bu sınavdan geçmekte. Gezi direnişinden sonra çok büyük bir kıyıma uğradı basın. Yani ikiye bölündü resmen. Yani kutuplaşmada ilk önce basında oldu. Biat edenler ve vicdanını seçenler olarak. Yani ben biat edenlere de kızmıyorum çünkü sonuçta ekmek parasıdır bu. Biat edenler işte belli bir manipülatif gazeteciliğe başlarını eğmek zorunda kaldılar. Diğerleri ya işsiz bırakıldılar, ya mesleklerini değiştirdiler, ya hapse atıldılar vesaire. Çok acı günler geçirdik. Ben de vicdanını seçen gazeteciler kervanına katıldım. Bir tweetle işsiz bırakıldım. Sabah döneminde röportajlar yapıyordum. İyi ki de işsiz bırakılmışım çünkü bu zamanın ruhu bana kendi kapasitemi keşfetmemi sağladı. Zor günlerdi ama işte o zor günlerde ayakta durabilmek için bir geçim kaynağı oluşturmak lazım. İşte o geçim kaynağı meğerse belgeselcilikten çıkan bir geçim kaynağı imiş ve yaratıcılıktan tabii ki sosyal girişimciliğe adım attım. Yani bunun da sosyal girişimcilik olduğunu çok yeni keşfediyorum. Bunu bana kim söyledi biliyor musun? İbrahim Betil söyledi. Onun desteklediği harika bir Aşoka diye bir sosyal girişim vakfı var. Evet, tabii ki. Evet, o da onun üyelerinden. Meğerse yaptığım iş sosyal girişimcilik olmuş. Yani çıkıp fikri yaratıp, fikri anlatıp, projeyi destekçi bulup, o projeyi bir belgesel hale dönüştürüp, daha sonra o belgeselle
o fikri insanlarla paylaşıp, insanlara bir sosyal fayda sağlayıp, onu Hayır. kitaplaştırıp Kesinlikle. Kesinlikle. böyle bir alanda var olmak beni çok fazla mutlu etti. Yedinci belgeselimi geçtiğimiz yıl çektim. İnşallah sekizincisine bu sene başlayacağım, bu pandemi eğer izin İyi. verirse. Yani bu alan gazetecilikten farklı bir alan değil. Gazeteciliği bu alanda yapıyorum. Güzel şey insanlarla buluşmak. Onlarla televizyonculuğun ve gazeteciliğin dışında bir yerde fikirlerimizi paylaşmak, yaptıklarımızı birbirimize anlatmak ve çok insana değdiğini düşünüyorum bu belgesellerin. Ben bunu birebir yaşayan biriyim. Yani o belgeselleri izleyen ve çeşitli etkinliklerde de seninle olma şansını da yakalamış biri olarak gerçekten ne kadar etkili olduğunu çok iyi biliyorum. Beni çok etkileyen bir sürü belgeselim var ama onların başında Yeni Hayat geliyor. Yani Yeni Hayat Evet. benim hakikaten ruhuma dokunan belgeselin nasıl bir fayda yarattığını, yani ciddi anlamda toplumsal dönüşüme katkı sağladığını gösteren bir proje. Organ bağışını anlatıyor ve bence çok Evet. güzel bir hikayesi var. Yani sen o yola nasıl çıktın? Ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünenlerdenim. Yani senin belki Antalya'da babanın başında geçirdiğin o günler bugün senin belgeselci olmana ve bu kadar değerli bir belgeselci olmana vesile oldu. Biraz Hala Antalya öğreniyorum. Kolay değil hala. Çok çok şey zengin bir alan bu çünkü. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yeni Hayat evet işte Gezi direnişi sonrasında işsiz bırakılmakla beraber maalesef bir olay daha başımıza geldi ailecek. Neyse ki bundan çok güzel bir şekilde çıktık hep birlikte. Babamın üç damarı değişti, bypass oldu ve bana şunu söyledi. Dedim ki İstanbul'a gel, en iyi hastanede, en iyi doktorla bunu yapalım. Ama o şöyle söyledi. Hayır, ben hastalandığım yerde iyileşmek istiyorum. Antalya'da. Dolayısıyla Antalya'da biz hastane aradık, doktor aradık ve en iyisini bulduk gerçekten. Çok teşekkür ederim sevgili Hüseyin Okutan'a, babamın doktorudur. O hastanede dördüncü katta işte babam ameliyat olduktan sonra sık sık o dördüncü kattan geçiyordum. Babam dokuzuncu kattaydı ve dördüncü katta bir şeyler oluyordu. Hastanenin en kalabalık bölümüydü dördüncü kat. Çocuklar, gençler, yaşlılar, farklı ülkeden insanlar. Baktığımda ne olduğunu anlamaya çalıştığımda böyle kafamı bir kaldırıp koskocaman organ nakli merkezi yazısını okumak tüylerimi ürpertmişti. Oradaki doktorlarla, o dünyanın insanlarıyla konuştum ve çok etkilendim. Önümüzde çünkü tam böyle uçurumun kenarındayken hayata tutunan insanlarla kantinde tanışıyorsun. Anlıyor musun? Onlarla çay içiyorsun. Başına geleni anlatıyor falan. Çok çok etkilendim ve şunu söyledim kendi kendime. Babam iyileşecek. Buraya ekibimle geleceğim ve ben bu belgeseli çekeceğim. Ben bu belgeseli çekmeye çıktığım anda sponsorumuz yoktu. Ama öyle bir yine ısrarla ve inatla bunun çok güçlü bir film olacağını ve çok insanın hayatına dokunacağını biliyordum ki ikna ettim. Ve sponsorumuz Medical Park oldu. Ve bu zaten o ekip de dünyanın en büyük ekibiydi. Yani Brezilya onlardan sonra geliyormuş. Dünyada birinci ekip onlar, Alper Demirbaş ve ekibi. İkinci Brezilya, üçüncü devam ediyor. Yani Türkiye'nin ve dünyanın en çok organ nakli yapan ekibi. Orada kahramanımız o zamanlar 4 yaşındaydı, şimdi 8 yaşında, hatta 9 yaşında zannediyorum. Hasan Hüseyin Kocakuş. Hasan Hüseyin Kocakuş muhteşem bir çocuktu. Deniz gözlü, masmavi gözlü ve böbreğini babaannesinden aldı. Hasan Hüseyin'in ilk ameliyatına şahit oldum, ameliyata girdim. Çok zordu o anlar. Çok soğuk bir ortam çünkü böbrek ameliyatı, böbrek nakli yapıyorsunuz. Yan ameliyathanede babaannesinden böbrek alındı. O böbrek soğuk, buz gibi buzların arasına getirildi. Hasan Hüseyin'in böyle bedeni ameliyat masasının üçte biri kadar küçücük. Ondan sonra işte Alper Demirbaş o böbreği aldı babaanneden, onu taktı. Takana kadar çok soğuk bir ortam ama taktıktan sonra hatta getirelim dedi bana. Anlamadım ben ne olduğunu. Daha
Hasan Hüseyin'in yani bağırsakları dışarıdayken Alper Hoca o böbreği taktı. Pes pembe oldu o böbrek ve elime işetti o böbreği. İdrarını. İlk idrarına tanık oldum. Bu çok acayip bir duyguydu. Yani o kadar tuhaf bir duyguydu ki ben hayatımda öyle bir şey yaşamadım. Yani bu gerçekten bir mucize. O mucizeye tanık olmak işte o ana hekimler yeni hayat diyor. O organın pes pembe olduğu ana. O yüzden belgeselin adı Hasan Hüseyin'in de evet şeyiyle yeni hayat oldu. O yeni hayatla biz o yıldan bu yana 2014'ten bu yana tam 2000 kişiye organ bağışında konusunda bir vesile olduk ve Türkiye'de 2000 kişi organlarını bağışladı. Süper. Şimdi organ bağışı ile ilgili yanlış bilinen bir sürü şey var. Yani insanlar bilimsel nedenlerle veya bilmedikleri için organ bağışından çekiniyorlar. Halbuki kolay bir şey değil mi? Yani sen bir izin veriyorsun ve ölümünden senin izin verdiğin ailene bir bilgi gibi oluyor senin organ bağışı kartın. Ama isterse organ bağışını aile karar veriyor, değil mi? Yani bir anlatabilir misin nasıl organ bağışlanabiliyor? Ne yapmak gerekiyor organ bağışı için? Yani şöyle aslında sistemin hala şöyle noktaları var. Mesela bunu direkt olarak İran'da ya da İspanya'da direkt olarak beyin ölümü olduğu anda hiç ailenize sormadan alıyorlar ama Türkiye'de hala öyle değil. Organ bağış kartı tamamıyla semboliktir. Sizin organ bağış kartınız olsa bile beyin ölümünüz olduktan sonra eğer aileniz izin vermiyorsa sizin organlarınız alınamıyor Türkiye'de. O tamamıyla sembolik. Tamamıyla ailenize benim böyle bir mirasım var, böyle bir kararım var demek için o organ bağışı kartı var. Sistem şöyle işliyor. İşte beyin ölümü olduktan sonra organ bağış kartınız olsun ya da olmasın aileye soruluyor. Bağışlar mısınız diye. Ne yazık ki hala her dört ölümde bir karar var. Oysa bir beden altı kişiye organ gidiyor. Yani siz altı kişiye can oluyorsunuz. Hayatta bence en güzel şey bir Can. başkasının hayatını kurtarmaktır. Yani toprak olup gidecekken o sırada neden organlarınız bir başkasının bedeninde yaşamasın? Yani bunu çok iyi anlatamıyorlar. Bunu çok iyi kimse anlatamıyor ne yazık ki. Yani kamuoyu spotlarını görüyoruz. Onlar da çok yanlış. Şimdi organ bağışı da organ nakli dediğimiz zaman insanlar çok korkuyor, ürküyor. Ama insanın insana verebileceği en güzel hediye yeni hayattır dediğiniz zaman koşarak organlarını bağışlıyor. İşte bu film bunu yapmıştır. Bu Mesajı başka türlü anlatmak. film şu anda YouTube'dan izlenebiliyor mu ya da farklı kanallarda bulunabiliyor mu? Nasıl izleyebilir Evet, izleyebilir? filmimizi önce bütün televizyon kanalları görse, Altın Portakal dönemin 2014 yılının özel filmi seçildi. Festivalin açılış filmi kaldı. Bütün o organlarını bağışlayan Hasan Hüseyin hatta dönemin belediye başkanı Menderes Türel'in kucağındaydı. Hiç unutmuyorum. Kucağına işedi. Sürekli ama ben de döndüm Geldi hocaya dedim ki sonra. yine dedim ki yok çok güzel çok güzel. Demek ki organ çalışıyor demektir bu. Evet, müthiş bir gala yaptık. Ondan sonra filmimiz CNN Türk'te gösterildi, Fox TV'de gösterildi, Halk TV'de gösterildi, Tele 1'de gösterildi. Ve şu an birçok kentte belediyelerle gösterimler yaptık. Eskişehir'de, İzmir'de, Antep'te, Gaziantep'te hatta Fatma Şahin'e gerçekten minnettarım. Fatma Şahin belgesel gösteriminin öncesi bana şunu sordu. Bu belgeselde biz insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Organınızı bağışlayın Fatma Hanım dedim eğer bağışlamadıysanız. Fatma Hanım o gece organlarını bağışladı ve ertesi gün ben organlarımı bağışladım ya siz diye yeni hayat posterleriyle bütün Gaziantep'i süslediler. Ve inanılmaz bir rakam ya, Kadar güzel. 277 kişi bilmiyorum. İl rekor kırdık. Samsun'da da rekor kırdık. Birçok kentte rekor kırdık. Ama enteresan Karadeniz'e çıktıkça Karadeniz mesela Samsun çok bilinçliyken Trabzon'da 47 kişi sadece. Samsun'da 357 kişi falan gibiydi. Ne kadar güzel. Tülay, senin görüntünde bir donma var ama sende de öyle mi bilmiyorum.
Çok kalp atıyorsunuz. İsterseniz atmayın. Çünkü görüntü bulanıklaşıyor ve kesiliyor. Ben Tuluğan'ı şu... Duyabiliyor musun acaba? Bir daha şey yapalım. Evet. Tekrardan Tuluhan'ı yayına davet ediyorum. Çünkü bir kesilme oldu. İnternet hatları nedeniyle herhalde. Tekrardan Tuluhan'ı bir daha davet edeceğim. Tuluhan'cığım, bekliyoruz. İnşallah internet hatlarında bir sıkıntı olmaz da bağlanır tekrardan. Evet, Olduk mu? hatlarda bir soru. Canlı Seninki kopya. yayının evet Şimdi hezeyanları. geldi. Evet, gerçekten çok fayda yaratan bir belgeseldi. Yeni Hayat. Yeni Hayat'tan sonra sen belgesellere devam ettin. Üvey evlatı yaptın. Ondan sonra kadınlara yönelik çok özel bir belgesel yaptın. Yapabilirsin. Biraz yapabilirsinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten senin deyiminle Türkiye mozaiğini oluşturan 9 ilham verici kadının hikayesini anlattın sen bu belgeselde. Nasıl yola çıktın? Bu kadınlara nasıl ulaştın? Nurhan Hanım bu arada bizi seyrediyor. Demin el salladı. Belki diğer kahramanlar da seyrediyor olabilir. Nurhancığım. Çok ilham verici kadınlar. Dediğim gibi nasıl başladın bu projeye? Şimdi Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Yani hepimiz halk olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi kısıtlamalar, ciddi ekonomik kriz, yaşadığımız toplumsal olaylar. Ben burada kadınların gücüne çok inanıyorum. Yani toplumun lokomotifi kadınlar ve gençler. Ama ne yazık ki hep kadının adı bir mağduriyete uğradığı zaman yazılıyor, duyuluyor vesaire. Başarılar hiçbir zaman manşetlerde gösterilmiyor. Yani bunu 25 yıllık bir gazeteci olarak medyada ki gözlemlerimle söylüyorum. Bir mağduriyet hep edilgen dille, yani kadını flaş 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 patlatırken kadının başarısı hiçbir zaman flaş olmuyor. Neden? Çünkü medya yöneticileri hep erkekler. Ne yazık ki biz bu durumu kıramadık. Yani dünya var olduğundan bu yana bence en eski ayrımcılığı yaşıyor. Hala kadının adı yok Türkiye'de ve dünyada da yok. Ama lokomotif kadınlar. Kadın değiştiği zaman toplumda inanılmaz bir değişim. Gene bir internette problem oluyor sanki. Belki olduğun yerle alakalı mı acaba internetiyle? Tulancım duyuyor musun? Duyabiliyor musun? Tekrardan mı acaba şey yapalım? Saniye lütfen. Şimdi tekrardan Tuluhan'ı davet ediyorum. Evet, umarım Tuluhan tekrardan katılabilir yayınımıza. Ne güzel konulardan Tamam. bahsediyoruz. Çok değerli, çok önemli, çok önemli. Gerçekten yapılan bu çalışmalar, belgeseller. Keşke daha çok yapılsa, daha çok kadına, daha çok gence, daha çok insana dokunabilsek. Bu sosyal girişimlerin sayıları artsa, bu gerçekten sosyal sorumlulukla ilgilenen ve bu konuda yıllardır çalışan biri olarak benim en büyük hayalim, çok isteğim. Umarım Tulağan'la şimdi tekrardan bağlanırız ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ben Yapabilirsek, seni görüyorum. Sen beni göremiyor musun? ben seni göremiyorum. Bağlanıyor, yazıyor ama dur bir daha yapayım. Yani senin evde bir sorun var zannediyorum. Çünkü ben seni görüyorum. Rahat bir şekilde konuştuklarını da duyuyorum. Ekranda yoksun. Ben görüyorum. Ekranda yok muyum? Ekranda yoksun. Ben kendimi izliyorum. Bir dakika dur, tekrardan yollayayım sana. Bir saniye. Evet, şimdi tekrar yolladım bağlantı talebi. Sen beni görüyor musun şu anda?
Bağlanıyor diyor. Evet, bak geldin. Demin yoktun ekranda. Sesini de duymuyordum. Şimdi görüyor musun? Evet, yani bende sorun yok. Demin seni gördüm. Evet, dinliyorum. Şimdi yapabilirsin'i anlatıyorduk. Kadınlara. Evet, yapabilirsin anlatıyorum. Yani bunun için yola çıktım. Yani bu yapabilen kadınlara göstermek istedim ama göstermek istediğim bir şey daha vardı. Öyle kadınlar seçecektim ki erkeklerin bile yapmakta zorlandıkları şeylerde kendini kanıtlamış kadınlar olmalıydı bunlar. Dolayısıyla o kadınlara doğru yola çıktım ve o kadınlarla inanılmaz bir dostluk oluştu aramızda. Birbirleriyle de dost oldular. Yapabilirsin'le inanılmaz bir güç oluşturduk. Bu gücün adı bence o bu sinerji bir kelebek etkisiyle yapabilirsin sinerjisi pek çok kadına geçti. Cesareti birlikte bulaştırdığımıza yürekten inanıyorum. Çünkü bu sadece benim başarım değildi, bir ekip başarısıydı. Ve onlar başkalarına bulaştı. Diğer kadınlar çocuklarına, yakınlarına, komşularına, en yakın çevrelerine bulaştırdılar. Ve bu kelebek etkisi hala devam ediyor. Yapabilirsin çok sihirli bir kelime. Çünkü bilirsin dediğin Tülay'cığım ses gene gitti. Yani bende net gözüküyor ama sende mi bilmiyorum görüntüde. Sen beni duyabiliyor musun? Duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Gene gitti. Bir daha dur şimdi tekrardan. Tekrar ekliyorum. Evet, kalp geldiği için herhalde çok fazla kalp geliyor. durumda. Evet, çok fazla kalp geliyor. İnsanlar kalp atıyorlar, sağ olsunlar. O yayını etkiliyor anladığım kadarıyla. Ha, olabilir istiyoruz. Evet, onu ama şey yapamıyoruz galiba. Kapatamıyoruz. Engelleyemiyoruz. Dijital dünyanın. Yani sohbet bölünüyor ama evet yapabilirsin belgeseliyle Türk Tuborg'un %100 gönüllüyüzün desteğiyle geçtiğimiz yıl 6 ilde çok güzel söyleşiler de yapıldı. Ve binlerce kadın bu harekete katıldılar. Sen onlara sohbetler yaptın. Nasıl hissettin o kadınlara hitap ederken? Çünkü o kadar güzel geri dönüşler oldu ki o kitap imzalarda örnek kadınları sahneye çıkardın. Ne hissettin? Yani çünkü bu başarının bir göstergesi de bence. Ya ben aslında başarının yani bir kişiye ait olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu ciddi bir mesele. Yani Türkiye'de kadın sorunu çok ciddi mesele. Çok içselleştirdiğimiz bir mesele. Her gün yaşadığımız bir mesele. Herkesin yaşadığı bir mesele olduğu için önemli olan işte bu meseleyi derin olarak sahiplenen bir kurumun mesela benim elimden tutup yapabilirsin de gel birçok insana destek olalım, kadınlara cesareti bulaştıralım demesi benim için çok anlamlıydı. Neden anlamlıydı? Aynı zamanda bu kurumun CEO'su bir kadın. Yani Damla Birol, Türk Tuborg'un başında. Bütün kurumsal iletişimi yapan bir kadın Ece Duyar. Yani %70'i karar vericilerin bir kadın olarak Aynen. olan bu kurum buna karar verip %100 gönüllüyüz diyerek birçok kadının kalbine dokunması beni çok mutlu etti ve biz burada hep birlikte bir sinerji oluşturduk. Sen, Serap, Ece hep birlikte her kente gittiğimizde bir kere o kadınların bizi filmimizi izledikten sonraki duygusu, birbirine dokunmaları, sarılmaları, el vermeleri, daha büyük bir coşkuyla oradan ayrılmaları ve karar vermeleri çok anlamlı. Çünkü filmi izlemek değil önemli olan. İzledikten sonra değişimin tetiklenmeye başlaması çok önemli. Etkilenmesi ve imkansız yoktur diye düşünüp yola çıkmaları. Çünkü bu kadınların hepsi, senin örneklerin hepsi inanılmaz imkansızlıklar içinden geçerek ama yılmayarak, azimle, çok çalışarak belirli noktalara gelmişler. Şimdi Nura'nın Evet. hikayesi, değil mi? Yani Ece'nin hikayesi, Aynen öyle. harika hikayeleri var. Yani her izlediğimde beni çok etkileyen hikayeler bunlar. Ve artık Şimdi yani evet ve onlar şimdi diğer kadınları etkiliyorlar. Yani onlar da vazgeçmiş değiller. Hayatlarının bir noktasında
bunu yapabilip bırakmış değiller. Yani her bir tuğlaya yeni bir tuğla ekleyerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor bu kadınlar. O yüzden çok değerli ve çok önemli. Çevrelerini değiştirmişler. Devrim yaratmışlar. Biz de yeni karşılaşmaya çalıştık. Hayatlarında devrim yaratacak kadınlara. Türkiye'de bu kadınların sayısı çok. Sadece 9 değil, 900 değil, milyonlar. Ben buna kalpten inanıyorum. Tabii ki. Sadece biraz böyle kendine güvenilmesine ihtiyaçları var ve kız kardeşliğe ihtiyaç var. Biz bu kız kardeşliği tekrar hatırlattık Türkiye'ye. Kadın kadının gücüdür dedik. Kadın kadının kurdudur değil. Bunu da bence erkekler sağladı bu cümleyi. Yani sevmiyorum. Ve şimdi de yapabilirsin. Yine TürkTuborg'un desteğiyle sağ olsunlar. Evet. YouTube kanalımda izleyemeyenler bunu YouTube'dan izleyebilirler. Ve izlettirebilirler. Önemli olan da bu. Çünkü gerçekten büyük coşku veriyor. Değişimi tetikleme etkisi yaratıyor insanlarda. Sadece kadınlarda değil. Bunu izleyen erkekler de bana yorumlar gönderiyorlar. Çünkü kadın erkek değil mesele. Yani kadın onun bir semboldür. Yani aslında insan meselesi Tabii. bu. Hepimiz iyi niyetle yola çıkarsak yapamayacağımız bir şey yok. Ama sadece birbirimize düşman olmayalım. Zaten ülkemiz coğrafyasında baktığınızda yaşadığı o kadar acı bir kaderi var ki bu kaderi hep birlikte değiştirebiliriz. Kesinlikle. Eğer istiyorsak tabii, eğer vatanımızı seviyorsak bir de o var. Evet. Dediğin çok doğru. O kadar zor bir coğrafyada yaşıyoruz ki kadınlar için çok büyük zorluklar var ama aynı şekilde gençler için de inanılmaz zorluklar Aynen. var. Bugün Türkiye'de eğitimli gençlerin, üniversiteli gençlerin %36'sı işsiz. Bu gençler hayal kuramıyorlar, bu gençler ümit edemiyorlar gelecekten. Ve sen bu gençler için 19 Mayıs'ın 100. yılında harika bir belgesel yaptın, Güç Sensin. Demin kitabını da Evet. gösteriyordun hatta. Bir de bunu anlatabilir misin? Evet. Bundan ne hedefledin ve ne noktada şu an belgesel? Yani kesinlikle kolay olmadı onu söyleyebilirim. Şimdi diyorsun ki mesela ben gençlik Ay ne olur kalp atmayın arkadaşlar. Kalp atınca kesiliyor görüntü. Görüntü gene kesiliyor. Çok teşekkürler. Atmazsanız kalp. Ben bir daha Tülay'cığım gene kesildi. Şimdi ben tekrardan şunu kapatayım da. Tülay'ın tekrar bağlayacağım seni. Evet, Tülay'ı tekrardan yayınımıza davet ettim. İnternette oldu bugün mu? nedense var gene dondu da Kalplerden neyse senden kopuyor. Neyse devam edelim biz. mi kalplerden mi oluyor bu? Kalplerden çok kalp atıyor. Herkes seni çok seviyor ondan. Bu kadar çok kalp geliyor internet dayanamıyor. Biliyoruz arkadaşlar Tülay'ın çok sevdiğinizi. Lütfen atmayın Yok. kalp. Bu ama bir racon galiba. Yani izlediğini Ha, evet. anlatmak için de çok değerli. Bak gene geliyor. Bak yapmayın. Kesilecek sonra Tülay'ın nefis sohbetini kaçıracaksınız. Evet Tülay'cığım söyle canım. Gene kesiliyor. Hay Allah. Evet, Tülay'ı tekrardan bağlamaya çalışıyorum. Bugün neden böyle? Wi-Fi'ye bağlı değil, değil mi? Telefonla bağlı değil mi? Yok yok. Wi-Fi'ye bağlı değil. Telefon ben Tamam, her okey. Telefondan yerde olsun. yapıyorum. İlk defa bu kadar çok yayın kesildi. Evet. Evet, şu an gayet güzel. Tülay'cığım devam Tamam. edelim. Şunu söyleyebilirim. Yani işte gençler de lokomotif aslında. Z kuşağını gördük. Kendilerine yapılan bir haksızlık karşısında bu Z kuşağı, yani üniversite sınavı gibi hayati bir sınavı önce erteleyip sonra bir ay öne almak Aynen. çok büyük bir yani acımasızlıktır. Ve gençler Cumhurbaşkanı'nın gençlerle yaptığı bir YouTube yayınına girip
kendi karakterlerini ortaya koyup size oy moy yok dediler. Ve bu bir harekete dönüştü. Oy moy yok. Yani o kadar güzel kendini ifade ediyorlar ve tavırlarını ortaya koyuyorlar ki Z kuşağı. Z kuşağı bambaşka bir kuşak. Bu ülkeyi değiştirecek olan Z kuşağı. Z kuşağı ideolojik bir kuşak değil ama hak ve haksızlıkları önemseyen bir kuşak. Kendisine yapılanı ve başkalarına yapılanı, doğaya yapılanı, çevreye yapılanı algılayan bir kuşak. Duyarlı bir kuşak. Onlara güveniyorum ve onları istedim ki seslerini duyurayım. Ve seslerini duyurduk. 15 ile 20 yaş arasında harika bir genç profili yarattım, seçtim. 8 gencimiz var. Bu 8 genç birbirleriyle dost oldular. Yine aynen yapabilirsin kadınlara gibi. Aynen. Bir WhatsApp grubumuz var. Hayatlarında gerçekleşen önemli bir olayı bu WhatsApp grubunda paylaşıyorlar. Yani 8 çocuğum var diyorum Ömer'le birlikte. Onları çok seviyorum. Yani onlara küçük bir zarar gelmesini asla istemem. Birlikte birçok şeyi paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Onlar o bu değişimi başkalarına da yaymaya başladılar Güç Sensin'le beraber. Ve Güç Sensin'de şunu söylemek istiyorum. Aradığın mucize aslında uzakta değil. Kendi içinde. Sadece kendine odaklan ve kendine bak. İnanılmaz bir kapasite göreceksin ve bunu hayata geçir. Hayal kurmaktır bu kapasitede. Ne kadar çok hayal kurarsanız o kadar çok hayalinizi gerçekleştirme durumu yaratırsınız. Bunu Orada söylemek o istiyorum. belgeselde de bu 8 çocukta her biri çok değerli ama özellikle Mizgin Ay'ın hikayesi ve Sümeyye'nin hikayesi benim çok kalbime dokunan hikayeler. Değil mi? Bir tarım işçisinin 7 çocuğundan biri Mizgin. Ve Evet, keşfediliyor ve şu anda Avrupa rekorları, dünya rekorları var değil mi? Yani inanılmaz evet. bir hikaye. İlham verici bu gençleri herkes tanısın. O belgeselleri herkes seyretsin. Ne Evet. diyorsun bu gençler hakkında sen? Yani ben onları birbirinden ayıramıyorum. Çünkü her birinin yaşadığı koşullar çok farklı. Ve kendi yüreklerine sarılmışlar, kendi azimleriyle bunu başarmışlar. Farklı aile yapılarından geliyorlar ama içlerinde inanılmaz bir potansiyel var. En güzeli de onlar organik gençler. Bu organik lafını çok seviyorum çünkü onlar işte çevremizde gördüğümüz böyle şımarık, her şeyi çabuk çok çabuk isteyen, tüketen, sabırsız gençlerden değil. Sabretmişler, çok çalışmışlar, azmetmişler, kararlı durmuşlar ve hedeflerine doğru yol almışlar. Daha bu yaşta bunu yapabilmek kolay değil. Yani 15 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. Ama bu kararlılıkla yola çıkarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. İşte bu filmde ve bu kitapta, daha sonra Güç Sensin'i kitaplaştırdık. İşte Kara Karga'dan çıktık. Mutluyum çünkü bu pandemi döneminde 4. baskıyı yapmış. Süper. Başucu kitabı gibi. Yani her birinin bir sözü var. Mesela Sümeyye şöyle bir söz söylemiş. Demiş ki bir adım daha atamayacak kadar yorulduğumu hissettiğimde aklıma şu sözler gelir. Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya geldik ki? Yani böyle Ne kadar kadar? onlar beni çok çok etkiledi. Çok çok etkiledi. Hepsinden çok şey öğrendim. Öğrenmeye devam ediyorum. Yani işte onlara kulağımızı kapamamak lazım. Onların jargonlarını, onların hayatına açıp onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani toplum bunu kaybetti. Çok toplum kendi içine odaklandı. Gençlerin sesini duymuyor. Oysa dinamik olan, değişimi yaratacak olan gençler. İşte istedim ki biraz bu gençlerle toplumu kaynaştırayım. Birbirlerine ilham versinler. O umutsuz olan şu an hayal bile kuramayan gençlik önlerine bir örnek gördüğü zaman belki de bu çocuklardan birinin yıldızı onun içinde parlayacak ve yürüyüp gidecek. Yani bir kişi bir başka kişiye dokunsa emin ol ki küçücük bir fark bile birçok şeyi değiştirebilir. Yo, ben çok buna inanıyorum. Yani çünkü Yani ben böyleyim. izlediğim Umut. zaman ne kadar yokluklar ve zorluklar içinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyorsun. Yani bu herkes için, sadece gençler için değil, bizler için de ilham verici. Belgesellerin bence ve kitapların en büyük faydası da bu. Yani gerçekten sana hiç bilmediğin dünyaların kapılarını açıyor. Sen bunları kitap Şimdi çok olarak evet.
daha çok kişiye ulaşmasını da sağlıyorsun. Bu da çok güzel. Çünkü herkes belgesele Yani işte her şeyi tek başına yapmak çok zor. Ama yapıyorsun. Gerçekten büyük bir başarıyla yapıyorsun. Peki yani hiç kolay değil. Hiç kolay değil tabii. Gerçekten hiç kolay değil ama yani şöyle söyleyebilirim. Umut etmek çok önemli. Yani umudunu kaybetmemek çok önemli. Ben her zaman umut ettim. Ve benim için önemli olan işte bir şey daha olsun, bir şeye daha sahip olayım değil. Bir kişinin daha hayatına nasıl dokunabilirim? Yani bu sosyal fayda meselesi beni hayatta en çok heyecanlandıran şey. Mesela şimdi yeni belgeselimin konusu bu gençlerden çok farklı bir konu. Onlardan belki de 3 kuşak daha deneyimli ve gün görmüş insanları çekmek istiyorum. Harika. Onlar bilgece kim bilir neler anlatacak ve gençlerle bu sefer onların bağını yaratmak istiyorum. Ama şimdi bunun için de yeniden yola düşmek, saha kolay, sahada heyecanlanıyorum, sahada oluşuyorum, sahada büyük dostluklar yaşıyorum. O hiç yani beni daha tam tersi mutlu ediyor ama önemli olan işte o sana, senin hayaline destek olacak sponsoru bulmak. Evet. Her defasında sponsorlarla karşılaştığım şey şu, bana şunu soruyor. Bizim ne işimize yarayacak? Ben de öğrendim. Bu sosyal sorumluluk projesi. Vergiden düşeceksiniz diyorum. Gerçekten de vergiden düşüyorlar. Ama öyle büyük bir aslında sonrasında ne yaptıklarını, neye altına imza attıklarını farkına varıyorlar ki sonrasında mutlu oluyorlar. Kesinlikle. Çünkü bu onlara inanılmaz dönüşler sağlıyor bu katkı verenler. Katkı verenleri de söyleyeyim yani verdikleri en fazla bir ortalama otomobil fiyatıdır. O bir şirkete alacakları otomobil fiyatıyla çektiğimiz belgesel, bu bir otomobil fiyatıyla çekilen belgesel ve kitabıdır. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin 102 kızına burs sağlamıştır. Aa, 2 senelik. Biliyorum. 102 kız. Evet. Ne demek yani? Anlatabiliyor muyum? Yani, ve yıllarca katkısı oluyor. Yüzyıllarca hatta. Aynen. Aynen. Bakın yeni projeye beni yazın diyor bir izleyicimiz. İnşallah onu da yazarsın. Yani ben buradan hakikaten bizi izleyen kurumlara da çağrı yapmak istiyorum. Belgesellere ve bu tarz yapımlara gerçekten destek olun. Çünkü bunlar yani yıllar boyunca kalıyor ve bir döneme tanıklık ediyorsunuz. Bir dönemin tanıklığının belgeselini çekiyorsunuz. Yani gerçekten herhangi bir etkinliğe sponsor olmak değil. Bu tarz şeylere, sosyal fayda yaratan projelere destek olmak çok daha değerli. Peki faydası sonsuz yani faydası zamansız yani. Aynen. Ben yapabilirsin 2017 yılında çektim. Şimdi 2020'deyiz. Sana anlatamam yarattığı etkiyi. Yani Londra'daki gösterimleriyle kadın cinayetlerini durduracağız platformuna fon sağladık. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösterimleriyle 102 genç kıza eğitim bursu sağladık. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Tabii ajandası oldu geçtiğimiz yıl 2019 yılı. Bu ajanda kadın cinayetini durduracağız platformuna gelir sağladı. Yani yapabilirsin, çok kadına dokundu. Çok kadın hayatını değiştirdi dolaylı ya da tam doğrudan yolla. O yüzden zamansız yani. Yani bir de mesela bu söyleşilerde, çeşitli şehirlerde yapılan etkinliklerde inşallah pandemi süreci sonrasında yine devam eder. O kadar çok kadına dokunuluyor ki, o kadar çok kadına ilham tabii oluyor ki. Yani bunun bir süresi yok. Bir takım... Yani Mersin'de 1000 kadındık. Bin kadın hep birlikte, kadın varsa imkansız yoktur diye bağırdık. Yapabiliriz diye bağırdık. Yani, bu güç bile sadece var orada. Yani büyük şeyleri değiştirir. Kesinlikle. Çok çok evet. İstiyorum. Çok başarılı olduğunu da düşünüyorum bütün bu belgesellerin. Ve inşallah hedeflediğin yeni belgeselin, bu bizden ileri kuşakların deneyimlerini aktaracağın belgesellerin de hayata geçer. İnanıyorum geçeceğine. Çünkü bunların yapılması lazım ve sen gerçekten bunun için bir çaba sarf ediyorsun. Umarım sponsorlar da buradan bizi duyar ve sana destek olurlar. Tülancığım, son olarak nasıl bir mesaj vermek istersin? Gene hat gitti, gene kesiliyor. Hay Allah. Biraz bekleyeyim ama bir dakika. Tekrardan.
Çok ilginç bir yayın oldu bu sefer. Kusura bakmayın. Evet, tekrardan bağlanıyoruz. Tekrardan Tuluhan'ın düşüncelerini almak için şimdi tekrardan bağlanıyorum. Bağlandı mı? Bağlandı evet, canım. Galiba bu saatlerde çok fazla canlı yayın olduğu için böyle oluyor, kesiliyor. Olabilir. Çok telefon kullanılıyor. Şeyi söylüyordum, yani son olarak nasıl bir mesaj vermek istersin bizi izleyenlere, sosyal girişimle ilgili, hayatla ilgili, Türkiye ile ilgili? Şunu söylemek isterim. Birincisi sponsor adayları ile ilgili şunu söylemek isterim. Bugüne kadar önümüzde yaptığımız çok topluma faydası olan çok güçlü belgeseller var. Dolayısıyla yaratıcı insanları desteklemeye lütfen devam edin. İkincisi bu girdiğim sosyal girişimcilik alanında ben üretmeye ve insanlarla buluşmaya, onlar için küçük bir fark yaratmak da olsa enerjimi onlara adamaya devam edeceğim. Üçüncüsü de hayatta ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Çünkü bu ülke birçok acı görmüş, yeniden toparlanmış ve son derece güçlü bir dehaya sahip Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı ülkedir. Ve kadınlar ona çok şey borçludur. Onun torunları olarak bu ülkede değerlerimizle yola devam edeceğiz. Birbirimize dokunarak, birbirimizi severek, hangi sınıfta olursak olalım, hangi mahalleye ait olursak olalım, bu vatan sevgisiyle birbirimize el vererek güç birliği yapacağız. Başka da çaremiz yok ve gençlerimize, kadınlarımıza asla yalnız yürümeyeceksin diyeceğiz. Süper bir mesaj. Ben de buradan sevgili Türkan Saylan'ın senin de çok sevdiğini bildiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. Her eğitimli kadının bu cumhuriyete bir borcu vardır. Evet. Sen bu borcu çok güzel yerine getiriyorsun. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum Tuluhan'cığım yayına katıldığın için. Biraz problemli bir yayın oldu ama inşallah. Hayır, çok güçlü. Evet, güzel bir yayın oldu sevgili Arzu. Sen de iyi ki bu iyiliği bulaştıran güzel yayınlar yapıyorsun. Ve sen de kadınlara dokunuyorsun. Hepimiz bu yolda güzel dostluklar oluyor. Ve yapacağımız daha çok şey var. Usanmadan, enerjimiz bitmeden bu yolda birlikte yürüyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim Tuluhan'cığım. Görüşmek dileğiyle. Herkese bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta farklı bir konukla iyilik sohbetlerinde yine bir arada olacağız. İyi akşamlar.